Arkadaşlar bugün bir güzellik yaptım kendime. Bir yeni akıllı telefon aldım. Yalnız biraz gerginim çünkü eskisinin içinde bütün resimler, telefon rehberim vardı. Şimdi bütün kontaklar, bütün telefon numaraları. Şimdi tek tek elle gireyim derken ters kontak olmak da var çünkü. Ama onun kontaklar için kaybolmasın beyaz. İnşallah şekerim ama Allah'tan Vodafone'da Doktor Acayip var ve Doktor Acayip'in de akıllı bir kutusu var. Buna biz kısaca transfer makinesi diyebiliyor muyuz? Aynen öyle Beyaz Bey. Ben telefonlarınızı alayım. Buyurun. Telefonlarımızı kutumuza yerleştiriyoruz. Harika. Burada bir kayıp olmaz değil mi bizim numaralarda? Korkmayın Beyaz Bey, bir sıkıntı olmaz. Transfer gerçekleşiyor ve bilgileriniz güvenli bir şekilde aktarıldı. Buyurun. Evet, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar eski telefondaki bilgileri yenisine aktarmak isteyenler için bu çok acayip kutu Vodafone cep merkezlerinde. Beyaz Show devam ediyor arkadaşlar. Evet şimdi Türkan parçasından da belli ki giderli 16 herhalde bomba gibi geliyor, öyle mi? Evet vallahi daha geldi. Hayır geldi ama şöyle çarşamba günü bir tanıtım günü olacak, ondan bahset istersen. Evet, İstanbul'da bir gece kulübünde çıkacağız. İlk konserimiz İstanbul'da, sonra Avrupa turnesi başlıyor. İşte yılbaşı çalışacağım falan. Sonra Bostancı. Bostancı. Bu işte sanatçılar yeni albümlere çıktıkları zaman derler. Bu benim olgunluk dönemi albümüm. Bu benim yeni dönem albümüm. Bu albümde biraz daha farklı. Bu albümün diğer albümlerden farkı var mı? Bala biraz daha hani yorumcu kimliğim öne geçsin diye biraz daha slowlar ağırlıkta. Onun dışında pek bir farkı yok. Yine giderli şarkılarımız. Yine giderli şarkılar. Evet zaten Giderli 16 da zaten tamamen hayranlarımın bulduğu bir isimdi. Öyle mi? Aha. Yani o da bana esprili geldi. Ama... Hem 16. senem hem içinde 16 şarkı var. Bir şarkının sevgili Gökhan Özen'in iki versiyonu var. Çünkü kendi yapmak istedi bir tanesini. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum. O da izliyor. Bütün müzisyen arkadaşlarım izliyor. Bütün Twitter falan bir sürü selam söyleyecektim. Siz anlayın. Evet, hepsine selamlar. Onun dışında yani çok bir değişiklik yok. Yine klasik Demet Akalın. Şimdi ilk dinlediğimiz parça Türkan parçasıydı. Türkan parçası Gökhan Tepe'nin yazdığı, Gökhan Tepe'nin bestesini yaptığı, Ayla Çelik'in yazdığı bir parça. Çok da güzel parça. Albümü de biraz yani sana da yakışmış, öyle söyleyeyim. Evet. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Çok hoşuma gitti gerçekten. Çok güzel değil mi Rıdvan abi? Çok. Yani yok içeride çok söyledi, beğendi gerçekten. Yani gol olur mu? Oldu bile. Olmuş bile, gol olmuş bile. Şahane. Bu parça önemli bir parçadır. Güzel bir parçadır. Türkan Şoray'a yapılmış bir parçadır bu parça. Doğru mu? Evet. Biraz anlatalım. Dün gece birkaç film seyrettim. Canım çıktı ağlamaktan. O Türkan yok mu o Türkan? Yine öptürmedi dudaktan diye. Sözleri de böyledir. Neden parçaya bu kadar hakimim? Çünkü geçen sene bir albüm çıkartma kararı verdiğimde Gökhan Tepe'den ilk aldığım parça buydu. Ve bu parça için aylarca uğraştım. Bu YouTube'daki hali için uğraşmadın herhalde. YouTube'daki hali için uğraştım. YouTube'daki halini sevgili Ulu ile beraber yaptık. Tabii bu kadar bizimki hareketli olmadı bir parça. Ama sahiden çok uğraştık. Çok güzel bir parçaydı. Çok iyi bir yere gitmiş. Ellerine sağlık. Sahiden de harika olmuş. Ama parçayı ilk seslendiren Demet Akalın değil, bendim. Onu hemen... Benim kibarlığımdan bahsetmeyecek misin? Senin kibarlığından bahsedeceğim. Özellikle dedim Beyazıt'a bir daha sorun, izin alın. Çok ya şarkı işleri çünkü çok kıymetli şeylerdir. Hani hep kısmet işleridir. Bir şarkı hani böyle çok sever başka birine gitse ben saçım başım yolarım. Doğru yani. Söylüyorsun. O yüzden. Ben de şöyle bir durum oldu açıkçası. Gökhan Tepe'den bir iki şarkı, işte Ayla'dan bir parça, başkalarından niye vazgeçtin? Sayına... Yani niye vazgeçtim? Yalan Dünya başlayınca çok yoğun bir tempoya girdim. Yani bir de Beyaz Show'u yapıyor, Yalan Dünya'yı yapıyor, reklamlarda oynuyor, albüm yapıyor. Yani hani dışarıdan böyle şey bir görüntü, arkadaş her şeyi mi yapıyorsun ya? Gibi böyle bir acayip bir görüntü. Sen söyleyemedim adını da. Az daha söylüyordum, ilk söylemedim görüntünün adını. Ama şu parça için mesela demiştim ki, sizin piyasada var mı böyle bir şey bilmiyorum ama parçayı al, koy kenara, parasını ver. Yani sende kalsın parça. Günü gelince okursun yani. Tabii ki. Değil mi? Yani benim mesela şu anda bu albüm için gerçekten çok fazla 2010 yılının Nisan ayından beri parça topluyorum. Ya çok şarkı geldi bana. Benim öbür albümün bütün okumaları da bitti. İşte birkaç tanesinin aranjesini beğenmedim.
Onlar tekrardan yapılacak. Şarkı dediğin gibi çok kıymetli, ben hayatta vermem. At kenara. At kenara değil mi? At kenara yani. Oluyor değil mi yani öyle tabii bir şey? Tabii canım, deli misin? Tabii ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.